Enzimillah meşten cebisimle İşte bir sohbete başlamışlar. Alime sözü bir alime sözü bir de bir muhabbet. Kuvan sünnet ayet hadis ilmi hakan fıkıh. İşte bir sohbete başlamış. Şimdi efendim ben Batlı Hoca halifesi Hoca Efendi Haydar. Onu ben onu, tabii ki de ben efendim dua yazabiliyorum. Şeyh de olabilirim, Molla da olabilirim, Hoca da olabilirim. Alim de olabilir, Seyda da olabilir, Alema da olabilir. Bir bakımda hocam bu tasavvufu yıllardır içindeyim yani. Küçüktüm ben de. Onun için yani dedim öyle. İşte bir sohbete başlıyorum. Şimdi efendim baktığımızda bu nur Allah'ın nurudur. Diyebilirsiniz ki ben istediğimi yapayım. Ben bir Müslüman şeriatsız iş yapma. Bak şeriata, Kur'an, sünnet, ayet, hadise dikkat et. Eğer sünnet ve cemaati ayrılmıyor, bir de Hanefi Mekke yapamazsın. Bunlarsız iş yaparsın, Allah ötesini hak yoluna tevhid, senin yoluna başkası getirir. Bak yine diyor bakın. Hak üzere olacaksın. Ne gibi? Şeri hükmü. Bugün Tuğda bir şey yaptı. Şeriat hak değil. Vahabilik. Şeriat hakikati değil. Tuğda bir şey yaptı. Hakikati değil. Şiirliği yaptı da hakikati değil. Şiirlikti. Bak ben size diyorum. Bir gün o beğenmediğiniz o Pakistan bile beğenmediğiniz ülkeyi Tuğda Muhammed'in şeriatı. Küçük ülkelerde bile şeriatı. Çoğunda bile böyle kısa ki şeriat, Muhammed'in şeriatı uygulanıyor. Afrika'da, Afganistan'da falan. Böyle kısa kesimli tok yedi yani. Ben diyebileyim yani. Mesela o Suudi Arabistan, ben şimdi kendi ilmime dayanıyorum. Ben öyle ufak, benim yaşım ufak olabilir ama ben kitap orada ben diyebilirim ki 20 bin sayfa, 10 bin, 20 bin sayfa, 15 bin sayfa, 10 bin sayfa İslam kitabı okumuş adam. İslam sayfası okumuş adam. Ne kadar kitap okudum ben. 20 bin sayfa, 15 bin sayfa, 10 bin sayfa kitap okudum yani. Sayfası okudum ben. Kur'an-ı Kerim'i sen bırak, Kur'an-ı Kerim'i sen geç. Hariç. Kur'an-ı Kerim'den bana 10 bin sayfa, 15 bin, 20 bin sayfa, 15 bin, 20 bin sayfa oku kitapları sen geç. İlmi hakikaten fıkıh edin. Yani öyle. Ve ben diyebilirim ki ne diyebilirim ne diyecektim ben diyebilirim ki bu Suudi Arabistan Hanefi Hanbali olması lazım. Hanbali mezhebini Hanefi mezhebi olmalı gerekiyor. Zamanında Hanbali vahab olmuştu. Hanbali mezhebini bir kesinde hakikaten Şeriat-ı Muhammed'i bir yaşasında zaten Hanbali mezhebi de hak mezhebi. Sorun yok, sorun yok. Şiiler de Şafi olsun. Bak adamın Hafize Hafize Ersin ve Cevdet olsun. Ortalık bakın nasıl düzeliyor. Bak. Ortalık nasıl düzeliyor. Ama sen bunları anlat. Şiilerde de Vahabiler'e anlatamazsın kardeşim. Bunu Şiilerde de Vahabiler'e anlatamazsın. Hak mesela Hanefi Mekke falan. Ha diyebilirsin ki haydabut. Sen sarığı sallıyorsun. Niye sallıyorsun? Ya kardeşim. Sallamanın Şiilikte, Alevilikte bilgisi vallahi yok. Vallahi yok. Niye? Ben sana söyleyeyim. Sünnet-i Resul'dü bu. İki omuz arasında sarığı sallamak sünnet-i Resul'dü. Hakiki sarık budur. İki omuz arasında sarığı sallamak sünnet-i Resul'dü. Ha, istersen, yani istersen Afganlar gibi sarık, istediğin gibi sarık. Ha, beyaz sarık, namazlarda beyaz sarık sünnet-i Resul'dü. Siz de sarabilirsiniz. Buna Alevilikle bilgisi yok bunun. Sen geç git. Siyah sayıda savaşlardı. Mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'ye giydiği zaman kafasında siyah sayık vardı bir rivayet. Onun için yani bu sünnet-i Resul'dur yani. Bu ne? Sen sayık gördün, sayıklı gördün ne yaptın ne dersin? Bu adam Müslümansın diyor. Benim başımda sarı bir gün bu adam Müslüman diyor. Ben diyebiliriz ki hayda kafana aslında ben, ya işte kafamı açamıyorum ben yıllardır. Bir sakın dışarıda böyle bırakamıyorum.
Hoşuma gitti yerinden. Büyü mü yapıldım, mıskal yoktu, ilaçları da indirdim. Ne olduğunu hiç anlamıyorum. Ama ben de seviyorum yani, çakmak da istemiyorum. Efendim çakmak da istemiyorum, takıyorum yani. İstem alimiyim. Vallahi hocam alimi şey, ben hoşuma gidiyor yani. Yani laf da öbürüm. Yani pek haşa ve kere padişahların padişahı Allah'ın arkasından bir atınlar. Benim arkamda atılır, ben umursamıyorum yani. Padişahların Allah'ın hastası Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından atınlar, benim arkamda atılır. Ben kimim ki yani? Ben sevmişler.